Ülke geneli ve Kayseri'de yaşanan son depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Jeofizik Mühendisleri Derneği Kayseri İl Temsilcisi Yardımcısı Semih Oybak deprem riskine dikkat çekti. Jeofizik Mühendisi Semih Oybak. Semih Bey, Kayseri il bazında baktığımız zaman deprem riskinde ne durumdayız? Kayseri eski yasada 3. derece deprem bölgesi olarak geçerdi. Şimdi ivme sistemleri var. İvmelerde bölge bölge, mahalle mahalle detaylı hesaplarla değişiyor. 02, 03, 04 gibi ivmeler aralığında. Peki Kayseri riskte mi? Kayseri riskte mi? Kayseri 4 büyüklüğünde bir depremi 3 yılda bir yaşar. 5 büyüklüğünde bir depremi 23 yılda bir yaşar. 6 büyüklüğünde bir depremi de 1000 yıl üzerinde bir tekrarlama periyoduyla yaşar. Peki Kayseri'nin altyapısı ne durumda? Kayseri'nin zemin durumu %60-70'i sağlam olmayan, alivyon dediğimiz killi kumlu, yeraltı suyunun yüksek olduğu zeminler mevcut. Daha detay verecek olursak, Melikgazi'de ambar, Şeker, Koca Sinan taraflarında Pervane, Argıncık, hava alanı tarafına doğru Kötügöller, Mithatpaşa, bu bölgeler yeraltı suyunun yüksek olduğu, hatta şehir merkezi bulunduğumuz alan da buralar, Hürriyet bölgeleri yeraltı suyunun ve alüvyon zeminin yani zayıf diye nitelendirebileceğimiz bir zemin sınıfına girmekte. Peki Kayseri ilerleyen süreçte herhangi bir deprem bekliyor mu? Tabii önümüzde ki, bir deprem var mı? Deprem, yani deprem her an, her saniye bu risk mevcut. Daha önceki de dediğim gibi yani hesaplanmış tekrarlama periyotları var bunların. 4 için, 5 için, 6 için büyüklüklere göre tekrarlama periyotları var. Deprem her an olacaktır. 6 büyüklüğü evet deprem beklenilmekte şöyle. En son Develi'de olan 5.4, son 100 yıllık deprem tarihine baktığımızda 6'ya yaklaşan bir deprem olmamış. Aletsel dönem öncesinde de 6 büyüklüğü yine uzun yıllar olmamış. Sessizliği devam etmekte, yani suskunluğu devam etmekte. Bu çevremizde bulunan Erciyes Faizonu, Erkilet Faizonu, bu faizonları bu depremi üretebilme kapasitesine sahip. Peki son olarak Kayseri'deki vatandaşlara depremle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani yeni yapıları tercih etmelerinde fayda var. Özellikle 2000 yılından sonra deprem yasalarının oturduğu, hatta 2010 sonrası yapı denetim yasa sisteminin oturduğu sistemden sonraki yapılarda daha kontrollü, daha iyi, sağlam zemin ve sağlam yapılaşmaya yönelik adımlar atıldı bu yıllarda. 2000 öncesi yapılar ne yazık ki riskli yapılar. Şehir merkezimizde de zaten kentsel dönüşüm kapsamında devam ediyor. Onların hepsi 2000 öncesi yapıydı. İşte yıkılıp yenileniyor. Bu yapı stoklarının eritilmesi lazım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim, belediyelerimiz bu işlerde görev yükleri onların üzerinde. Melikgazi Belediye'mizde ve Talas Belediye'mizde jeofizik mühendisleri denetimi sağlanmamakta. Yani raporlarda kontrolsüz yapılar geçmekte. Yani bu belediyelerimizin bünyelerine bir jeofizik mühendisi almalarını tavsiye ediyoruz. Zaten yasa ve yönetmelikler bu yönde.